Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğini mi sanmıştınız diyor. Adam burada dedikodu yapıyor. Ya diyor bizim tekneyi diyor ne zaman alacağız? Binayı ne zaman kuracağız? Çekleri ne zaman ödeyeceğiz? Şu okul bir bitseydi, hayırlısıyla bir evlenseydim. Çocuğu bir okula gönderseydim. Ya o zaman kardeşim bura dünya sürünme yeri olmuş olur. Sen sürünmeye mi geldin buraya? İmtihana geldin. Çünkü cehennemle cennetin karışımıdır dünya. %50 cehennem özelliği taşır, %50 cennet özelliği taşır. Hafletilmiş şeklidir. Yani cehennemin hafletilmiş ve cennetin de hafletilmiş şeklidir. Yani mesela insandaki acz bakımından, aczler bakımından cehenneme çok benzer. Cehennemde de insan burnu başına beladır, kulağı başına beladır, ağzı başına beladır. Bütün vücudu başına bela. Ama dünyada bu azaltılmıştı. Mesela yıkayarak bundan kurtulabiliyor insan. Bakım yaparak mesela duş alıyor, bakım yapıyor, temizleniyor. İşte müminler tahirdir diyor ya Allah. Tahir temizlenen yani emek veriyor. Onun sonucunda da cennet özellikleri oluşmaya başlıyor. Mesela tertemiz, bakımlı, düzgün oluyor. Ama bakım yapmamış olmasa cehennem özellikleri tamamen çökecek üstüne. Ama burayı oyun ve eğlence yeri zannetmeleri çok yanlış oluyor insanlar. Yani burayı böyle gelirsin işte, büyürsün, ilkokula girersin, ortaokul, lise, üniversite. Para kazanırsın, araba alırsın, ev alırsın, yazlık alırsın, evlenirsin, çocukların olur, onları okula gönderirsin. Sonra onları evlendirirsin, sonra da ölürsün. Yani özetle hikaye bu. Onun şeytan Allah'a sanırım, mal ve çocuklar dünya hayatının çekici üstüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında ecir bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da diyor Rabbimiz. Maşallah. Bak sizi boş bir amaç uğruna yaratımız mı diyor zannettiniz diyor Allah. Çünkü bunlar boş. Çocuk yapıyor, ölüp gidiyor. Çocuklar ölüyor. Araba alıyor, hurda oluyor. Ev oluyor, hurda olup yıkılıyor. Hangi bina olursa olsun bir süre sonra yıkılıyor. Hurda oluyor, hiçbir şey yaramıyor. Ayakkabı alıyor, eskiyor. Pantolon alıyor, eskiyor. Eve badana yapıyor, eskiyor. Ne yaparsa yapsın bozulup dağılıyor yani. Hepsi dünyevi. Efendim? Hepsi dünyevi. Tabii yani hepsi dünyada kalacak şeyler. Ama kıyamet tamamını yok ediyor zaten kıyamet. Yani kökünden her şeyi paramparça ediyor. Tek bir şey kalmıyor. Bize döndürülüp diyor bak döndürülüp. Geldiğiniz yerden şimdi döndürme ne demek? Bize bak bize döndürülüp. Bir daire hareketi var orada bak evet. Döndürülüp bize döndürüp getirilmeyeceğini mi sanmıştınız? Çünkü zer aleminden geliyor Allah katından dünyaya geliyor ölüyken diriliyor burada evet. Diriliyor yeniden ölüyor bir daha yeniden diriliyor evet.